Herkese selamlar dostlar. 18 Eylül 2021 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 tane mücadele seçtim. İdeal tercihlerden ilerleyeceğiz. Ve aynı şekilde videonun sonunda sizlere bir tane kombin önerisi yapacağım. Kombin önerisini de değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Ondan önce ayın 16-17'sindeki maçlarımız henüz daha başlamadı. 5 tane mücadelemiz vardı. Henüz daha hiçbiri başlamadı. 16'sına baktığımız zaman da 16'sı benim için çok fazla parlak geçmeyecek açıkçası. Galatasaray'ın mesela KG varından başarısız olduk. Level Kuzen'in 2,5 üstü geldi. Celtic'in gol atarı geldi. Genk'in KG'si gelmedi. Gent'in de üstü gelmedi. Rangers gol atamadı mesela. PSV'nin ev sahibi 1,5 üstü geldi fakat Mason'u 1 gelmedi. Onun dışında Frankfurt'un 2-3 golü geldi. Antwerp'in gol atarı geldi. Bu şekildeydi sonuçlarımız. 9 tane maç vardı. 8 tane maç var sanırım burada da. Sonuçlar bu şekildeydi arkadaşlar. Dedim kombin önerisi yapmıştım sizlere. Rapid Wien maçıyla Rangers maçını kombine yapmıştım. O başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. 18 ile devam edeceğiz. Yine değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. İlk maçımız Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi. Bu maçın skor olarak şu an sistemde çıkan skor arkadaşlar 1-2'lik bir skor var yani. 2-1'lik bir Trabzonspor galibiyeti gözüküyor bu mücadelede sistemde çıkan sonuca göre. Fakat şunu belirtmek isterim yani bu maçta bir düşüş olabilir. Çünkü Trabzonspor'da eksikler var. Kim eksik? Giannini ile Gervinho mesela yok. Özellikle Gervinho bireysel anlamda dikine çok güzel gidiyor. O gol açısından hücum anlamında iyi işler yapıyor. Fakat Kasımpaşa'nın da hücum hattında eksikler var. Kevin Varga mesela bu mücadelede yok. Ama Trabzon'un kadrosu yine aynı şekilde güzel. Fakat defansı da bir o kadar da ya, bir kötü olduğunu belirtmek gerekiyor. Hücum hattı gerçekten çok iyi. Ben burada Trabzon tarafındayım yine. Güzel bir oranı var. Yüksek oranı fakat biraz riskli olabilir. Şöyle Trabzon'un ideal 11'ine baktığımız zaman da Cornelius, Vakayeme ki şunu da belirteyim. Vakayeme arkadaşlar en çok gol attığı takım Süper Lig'de Kasımpaşa toplamda tam 6 tane gol atmış. Ki zaten Kasımpaşa'nın bir mücadelesi vardı. Şu 4-3'lük maçı hatırlayanlar mutlaka vardır. 3-1'den maç 4-3 oldu. 90 artı 3'te Koyta'nın golüyle olmuştu. Muazzam bir maçtı bu mücadelede. Keza yine aynı şekilde güzel bir maç çıkabilir açıkçası. O yüzden arkadaşlar Kasımpaşa'da biraz önde oynarsa Trabzonspor'un ben burada atacağı 2 golü değerlendirdim. Fakat biraz riskli olabilir bu tercih. Fakat yani ya, Trabzon'un riskine değer. Son hafta güzel bir futbol sergiledi açıkçası Galatasaray'a karşı kendi evinde hatalardan gol yedi. Fakat o taraftar onun da zaten şu an mağlup olmadı ligde henüz. Roma mağlubiyetleri vardı 2 tane. Ligde zaten namağlup şekilde ilerliyor. 4-5 tane maç oynadı. 4'ünü kazandı. Birinde berabere kaldı. Bu maçı da kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Deplasman 1,5 üstünü önerdim. Abdülkadir Ömür de bu maçta oynayabilir. Çünkü son maçta hem oyundan çıktı hem taraftar şey oldu. Taraftar onu bir artık sevmek isteyecektir. Bir sevgi gösterisi yapacaktır. Veya özgüven adına Abdullah Avcı oynatabilir. Ben burada Trabzon'un atacağı 2 golü sizlere öneririm. Bayern Münih ile Bochum mücadelesi. Yine çok güzel bir mücadele olarak görüyorum ben bu mücadeleyi. Bochum'da arkadaşlar son haftalarda kötü oynasa da Bochum tarafından bakmayalım da biraz Bayern tarafından bakalım şöyle. Bayern Münih 3-0'lık bir Barcelona galibiyeti aldı. Zaten Nagelsmann'ın da kendini kanıtlamak adına böyle büyük maçlarda özellikle ilk oynadığı böyle büyük maçlarda iyi işler çıkarmak isteyecektir diye düşündük. Keza Leipzig'de öyle düşündük. Bayern Münih Barcelona maçında da öyle düşündük. Bu tür maçlarda hata yapmaması gerekiyor Bayern Münih takımı. Burada zirve yarışında zaten arkada Dortmund, Wolfsburg da çok iyi gidiyor maşallah var. Ki zaten zirve yarışı için çok erken arkadaşlar. Bu mücadelede ben Bayern Münih de Bochum'da gol atabilir gerçi. Bochum'da bireysel anlamda iyi işler çıkartabiliyor. Özellikle birkaç tane oyuncusu var. Polter mesela veya Holtmann. Hatta video vardı Ankara Holtmann. Adam tek başına gidiyor gol atıyor güzelinden. O orijinali Messi'nin de Holtmann'ın da var mesela Bochum'da. Yani 3,5 üstüne gidebilecek bir mücadele olarak görüyorum ki oran açmamışlar. İnanın oranına bakmamıştım bu kadar düşük olduğunu. Şöyle yapabiliriz. Yani yüksek orandan ne yapabiliriz? Toplam gol oranı 4-5 yaptığımız zaman da burada 2-12'lik oran yakalamış oluruz. Ben oranlara bakmadan çekiyordum mesela analizlerimi o yönde yaptım. Yeni gördüm çok düşük açmışlar. 4-5 gol aralığı yapabiliriz veya ilk yarı oranı gayet güzeldir sanırım. Aynen. İlk yarı oranı ilk yarı 1,5 üst arkadaşlar. İlk yarıdan 2 gol de çıkabilir. Maç sonu 3,5'a da alabilirsiniz. Size kalmış bol şanslar diyerekten de bu geçeyim. Yüksek orandan da 4-5 gol aralığı 2-15 gibi orandan değerlendirebilirsiniz.
Liverpool Crystal Palace mücadelesi. Crystal Palace'a baktığımız zaman son hafta 3-0'lık maç kazandı. Fakat arkadaşlar 10 kişi kaldı Tottenham, okey. Fakat 10 kişi kalmadan önce bile gayet güzel bir performans sergiledi Crystal Palace, baskılıydı. Hatta editör arkadaşımız Crystal Palace'ın bir golüne girdi. Maç 0-0 iken 2 oranı vardı. Güzel bir şekilde kazandırdı mesela orada katıl grubunda. Burada da Crystal Palace'ın ben güzel bir performans sergilemesini bekliyorum. Eduard vardı son maçta, sonradan girdi. 2 tane gol attı mesela. Keza Zaha da muazzam istekli biriydi. Hatta Tanganga ile bir kavgası da vardı Tottenham mücadelesinde, son oynanan mücadelede. Yani güzel bir maç. Crystal Palace tarafı da gol atarsa maçı iyice gollere taşıyabiliriz. Liverpool maçından bahsedeyim, Liverpool tarafından. Liverpool arkadaşlar son zamanlarda en çok şut çeken takım. Son 4 maçta 100 tane bile şutu var. Yani şunu söyleyeyim, ya yanına yaklaşan takım yok yani. Geri kalan takımlar 30 şut fark sayısı almış en azından. Ama hücum hattında biraz cimrilik var diye düşünüyorum ben. Özellikle Salah Mane arasında bir anlaşmazlık mı vardır nedir? Yine güzel oynuyorlar fakat biraz daha birbirlerine yardımcı olsalar pozisyon anlamında daha çok gol atabilecekler diye düşünüyorum ben Liverpool tarafına. Ben bu mücadelenin 2.5 üste gitmesini bekliyorum. 1.37 gibi oranı açmışlar. Liverpool da galip gelebilir. Oranı daha yükseltmek isteyenler varsa, maç sonu 1 ve 2.5 üst yaparsa oranı 1.43'e kadar yükseltebilirler. Ama 2.5 üst bence daha ideal ve daha güzel duruyor. Değerlendirmek isteyenlere o yönde öneri yaparım. Manchester City Liverpool mücadelesi. Arkadaşlar ondan önce videoya güzel like seviyelerinizi atarsa cumartesi günü güzel maçlar var. Keza pazar günü rolling yapmayı düşünüyorum. Hem YouTube'da da hem YouTube'da hem katıl grubumuzda. YouTube'da da yapacağım rollingimizi. Sizlerden ricam videoya güzel seviyelerde like'lar gelirse hemen 2 saniyenizi ayırıp atarsanız şimdiden elinize kolunuza sağlık diyerekten geçeyim. Manchester City ile Southampton mücadelesi. Ya bakın City şöyle bir takım. Kornerle işi olmaz. Yan toptan işi olmaz. Ne bileyim, hava orta açayım, kafa vurayım, işi olmaz. Gelir, usta usta paslar yapar, adamın kafasına sıkar, gider. Bu. Son oynanan maçta gördünüz, 6-3'lük bir mücadele vardı. Keza şöyle bir şey vardı. Ake, dediğim gibi bir videoda bahsetmiştim sanırım. Ake bu maçta oynayabilir yine aynı şekilde. Laporte'un bir sakatlığı devam ediyor. Stones belli değil, şüpheli durumda. Gerçi Stones olmazsa burada, Stones da olmazsa yine aynı şekilde Ake oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Southampton'da güzel futbolcular var fakat ben City'nin burada tek başına maçı üst yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden ev sahibi 2.5 üst aldım. Şöyle gösterirsem ev sahibi 2.5 üstün oranı 1.55 gibi bir oranı var. Ben Manchester City takımını tek başına maçı üste götürebileceğini düşünüyorum. Hatta dedim ki handikaplının da oranı güzeldir aslında. 1.34 açmışlar, ona da yaramaz. Ama ev sahibi 2.5 üst gidersek 1.55 gibi orandan alabiliriz. Ben Manchester City'nin kendi evinde en az 3 gol atmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bol şanslar. Lens ile Lille mücadelesi. Lens tarafından bahsedeyim. Lens'in son maçını izlediyseniz arkadaşlar Bordeaux'la oynadı. Hava toplarında muazzam. Hatta 2 tane, ilk yarı 2 tane gol attı. 2 tanesi de kafa golü attı. Ya orada sıkıntı şu da var arkadaşlar. Yani Lens takımından ziyade Bordeaux'un hava toplarında hiç çıkamayışı ve defansın birbiriyle uyuşmazlığı, yani uyum sorunu vardı. 3-2'lik galip geldi. 90 artıda kazandı. Biz de katıl grubumuzda deplasman 2.5 üst vermiştik. 90 artıda penaltını attı Lens takımı. Güzel oldu. Ben Lille karşı da kendi evinde daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ki zaten orada deplasmandaydı. Deplasmanı da çok etkili. Yani geldiği zaman gerçekten Dortmund gibi geliyor. Yani 2 kere geliyor. Beşiktaş kalesine nasıl 2-3 kere geldi, hepsinde etkili oldu. Öyle geliyor Lens takımı da. Yani 2-3 dediğim lafın gelişi, anladınız siz. Lens takımı da burada daha fazla gidecektir diye düşünüyorum. Rakip kaleye, yani Lens'in golünü ben burada muhakkak atacağını düşünüyorum. Tek başına değerlendirmek isteyenlerin oranı yok. 1.25 oran açmışlar bakın. Burada KGVAR'a gideceğim ben de. Lille takımı da artık ya bir şeyler yapması lazım diye düşünüyorum. Baktığımız zaman da oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 tane de mağlubiyeti var. Lens takımına karşı pozisyon bulmak isteyecektir. Onlar da Avrupa mücadelesi oynadı. 0-0 kaldı. Dakika 90 küsurda bir penaltı verildi. Penaltı sonradan ceza sahası dışında olduğu tespit edildi. VAR'dan uyarı geldi. Penaltı iptal oldu. Frikki oldu. Wolfsburg karşısında oynadılar. Evinde berabere kalmıştık. Zaten hem alt önermiştik hem de maç sonu 0 olarak sizlere önermiştik. Güzel kazandık o mücadeleden de. Ben burada Lens takımının gol atmasını ve Lille takımının artık bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Canlıcılar için şunu belirteyim. Biraz bekleyip Lens'in tek golüne 1.40'dan 1.50 oranlarına girebilirsiniz. Keza ben katıl grubunda, canlı bu grubumuzda onu yapmayı düşünüyorum. KG varı değerlendirebilirsiniz bu mücadelede. Adana Demirspor'la Rizespor. Artık ya körler sağda,
kör demeyelim de. Ya iki tane takım henüz daha iyi işler çıkaramayan iki takım. Adana Demirspor yeni teknik adam getirdi fakat çare olmadı. İlk maçında 4 tane yedi. Deplasmandaydı fakat kendi evinde artık galibiyete yakın taraf Adana Demir olarak düşünüyorum ki oranlardan da belli. 1.63 gibi oran açmışlar Adana Demirspor mücadelesinde. Ben burada Adana Demir'den ziyade gol bahsine gideceğim. Nasıl gol bahsine gideceğim? Adana Demir yeni teknik direktörüyle taraftar önünde ilk maçına çıkacak. Artık bir reaksiyon vermesi lazım. Hücum hattına baktığımız zaman da Ason Balonga, Balotelli ve aynı şekilde Vargas oynayacak diye gözüküyor. Rizespor'da artık bir teknik direktör değişikliği mi yapacak? Transfer mi yapacak? Alper Potuk, Boyd falan var da yani Süper Lig'de sürekli bulunan topçular A takımından B takımına gidiyor. Pek iş yapamayacağını sanmıyorum bu Rizespor'un ben. Adana Demir bir reaksiyon verecektir. Fakat bu reaksiyonu 2-3 gol aralığında alaraktan da ben değerlendireceğim. Toplam gol 2-3 gol aralığında biter diye düşünüyorum ben bu mücadelenin. Yeni teknik adamıyla kendi evinde. Skor beklentim 2-0'lık bir mücadele olabilir. Hadi 1 o atsın, 2-1 veya maksimum Adana atsın 3-0 diye gözüküyor. Ben burada Adana Demir galibiyete yakın olsa da yine de alamayacağım galibiyetini olası beraberlikten dolayı çıkabilir. Burada 2-3 gol aralığını 1.70 gibi orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler burada 2-3 gol bandını alabilirler. Antalya Spor Beşiktaş mücadelesi keza bir zor maç arkadaşlar. Ben burada yani Beşiktaş yener diyemiyorum. Yenebilir, eksikleri var. Beşiktaş'ın eksiklerinden bahsedelim. Önemli eksiklikler olmasa zaten bunu söylemezdim sizlere. Vida'nın sakatlığı var arkadaşlar. Umut Meraş zaten henüz daha oynamadı sakat. Enkudu aynı şekilde bu mücadelede sakat gözüküyor. Veliton aynı şekilde sakat. Teixeira da bu mücadelede sakat olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben bu mücadelede çok gol beklemediğimi belirteyim. Oran açmamışlar. Çıldıracağım ya. Yine bir 30 oran açmışlar. Avrupa'da bir 41-50 vardır. Ben kombinemede koymak istiyordum bu mücadeleyi. Ben bu mücadelenin arkadaşlar 3.5 altında bitmesini bekliyorum. Neden olduğunu da bekledim. Şimdi hafta içi maçlar var. Antalya Spor böyle büyük takımlara nasıl futbol sergilediğini görüyorsunuz. Kapanıyor. Beşiktaş'ta eksikler de var. Beşiktaş topu ayağında tutmak isteyecektir. Yani hızlı başlarsa bile ya şu Enkudu'nun eksikliği acayip etkiliyor Beşiktaş takımını. Dortmund maçında olsa çok daha farklı olabilir. Çünkü çalımlayarak içeri öyle bir kat ediliyor ki muazzam bir şekilde. Yani şu an Beşiktaş takımının abartısız diyorum en formda ismi Enkudu'ydu bence ilk maçlarda. Larin falan oynayacaktır. Fakat yani dedim Beşiktaş galibiyet alabilir. Fakat mücadele genelinde ben 4 gol çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Burada 3.5 altını ana tahmin ideal olarak önereyim. 2-3 gol bandında bitebilir. Beşiktaş kazanabilir. Bir şeyler olabilir de ya 3.5 alt tek tercihimiz olsun. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bol şanslar. Aston Villa ile Everton mücadelesi. Aston Villa'nın son mücadelesinden bahsedeyim. Ya şu Chelsea maçının özetini mutlaka izleyin. Kaçırdığı pozisyonları bir görseniz yani dilinizi ısırırsınız. Öyle çok pozisyona girdi. Öyle çok pozisyon kaçırdı ki. Biz hatta Aston Villa gol atar diye canlı bahisten almıştık katıl grubumuzda. Gelmedi fakat yani neler neler kaçtı. Çıldırırsınız. Everton da aynı şekilde güzel bir şekilde ilerliyor. Ligde henüz daha mağlubiyet almadı. Çok güzel ilerliyor açıkçası oynadığı maçlarda. Zaten ilk 4'te yer aldığını da belirteyim. 10 puanla herkes 10 puanda. Aston Villa ile birlikte tempolu bir maç oynayacaklarını düşünüyorum. Ben yani günün abartısı en güzel KG maçlarından bir tanesi olarak görüyorum. Bu maçı değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Aston Villa'ya baktığımız zaman zaten hücum hatlarında Watkins, Traore gibi isimlerle yapıyor. Şimdi bu önemli olan eksiklik ne? Şundan bahsedeyim. Pardon o değildi. Watkins, Bailey, Traore gibi isimlerle McKin arkalarında yine destek vermeye çalışıyor. Kanatları kullanıyor. Derin toplar oynuyor. Tempo yükseltecek taraf burada Aston Villa'ydı. Aston Villa tarafıdır. Everton'da bu tempoya mutlaka ortak olmak isteyecektir. O yüzden en güzel KG var tercihini bu mücadelede yapabilirsiniz. 1.61 gibi orandan değerlendirmek isteyenlere önerimdir. Ajax'la Cambuur mücadelesi yine çok güzel mücadelelerden bir tanesi. Oran anlamında yakalamak istediğim zaman yine oran yakalayamadığım maçlardan bir tanesi. Fakat gollü geçmesini beklediğim maçlardan da bir tanesi bu Ajax mücadelesi. Şimdi Cambuur'la oynuyor. Cambuur'a baktığımız zaman da iki tane de son iki maçı da güzel bitti. 5-2'lik galip geldi. 5-2'den sonra ondan önce de galip geldi. 2-0 gibi skorlu olması lazım. Ben burada Ajax'ın Avrupa mücadelesi oynadı fakat çok fazla yorulduğunu düşünmüyorum Ajax takımının. Neden düşünmüyorum? 5-1 mi ne kazandı zaten? 5-1 mi 5-2 mi artık? Haller 4 tane gol attı. Antony'ye dikkat çekerim ben sizlere. Burada tahmin ev sahibi 2 yarıyı kazanır 1.54 orandan bu arada. Antony arkadaşlar bir Mbappe, Haaland gibi bir tanelerinden fakat daha
elit bir takıma diyeyim, nasıl diyeyim, daha göz önünde olan bir takıma giderse, ne bileyim Barcelona olur, Paris olur, Premier Lig'den bir takım olur, daha öyle bir takıma transfer olursa daha iyi kendini dünya tanır diye düşünüyorum ben. O da çok yetenekli çünkü Brezilyalı. Ben Ajax'ın burada Haller 4 tane gol attığı maçta zaten her iki yarıyı da kazanmasını 1.54 gibi orandan bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada 1.54 gibi orandan Ajax'ın her iki yarıyı da kazanırını veya daha indirgemek isteyenler varsa ne bileyim başka bir şekilde yapabilirler arkadaşlar. Ben burada kombin olarak sizlere Beşiktaş maçının 3.5 altını aldım. Bir de Ajax mücadelesinin sizlere kombin ekrana gelsin bu arada. Ajax mücadelesinin her iki yarıyı kazanırını aldım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ben Beşiktaş'ın dediğim gibi çok fazla gollü geçmesini beklemiyorum mücadeleyi. Ondan 3.5 altını aldım. Oran biraz bir 30'larda fakat değerlendirilebiliriz diye düşünüyorum ben. Ajax mücadelesini de aldım aynı şekilde. Ajax da her iki yarıyı kazanır diye düşünüyorum ben. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Benim sizlere önerebileceğim kombin bu. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirsin. Dediğim gibi her zaman iddia bu, tahmin bu. Ben analizimi yapıyorum. Sizler de kendi beyin süzgecinizden geçirdiğiniz zaman da he okey ben bu adamla aynı fikirdeyim. Ben bunu oynamak istiyorum. Benim de aklımdaki buydu şekilde deyip kendiniz de onaylarsanız tahmini değerlendirebilirsiniz. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Her zaman dediğim gibi bol şanslar.